Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Kasım ayı gökyüzünde Akrep teması oldukça baskın. Merkür, Mars ve Güneş Akrep burcunda olacak. 5 Kasım'da akrep burcunda bir yeni ayımız var ve 19 Kasım'da da boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek Önemli bir ay özellikle önümüzdeki iki senenin aslında nasıl akacağının bir nevi bize ipucunu verecek bir ay olacak Kasım ayı gökyüzündeki yoğun akrep temasından dolayı biraz akrep burcuyla ilgili konuşmak istiyorum. Akrep burcu daha fazla net bir şekilde gerçeği bulmak, doğruyla yanlışı birbirinden ayırmak, olayların derinine inmek, sorgulamak isteyen bir burçtur. Değişim, dönüşüm yaratmak onun için çok önceliklidir. İşe yaramayanı, çürümüş olanı yeri geldiğinde krizler yaratarak değiştirmek, dönüştürmek ister. En temel motivasyonu budur. Siyah ve beyazdır akrep için her şey. Aslında grilere çok fazla yer yoktur. Gölge olarak baktığımız zaman da gölge özelliklerinde olayları manipüle etmek. Yani kendi menfaati doğrultusunda yönlendirmek ya da e, saplantı, takıntı geliştirmek gibi e, durumlar vardır Akrep doğasında. Kasım ayında yaşayacaklarımız e, oldukça değişim, dönüşüm enerjisi temalı. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Mümkün olduğu kadar önümüze gelen olaylarda e, değişime karşı direnç göstermeden bize e, verilen mesajı algılayıp e, ilerlersek eğer Kasım ayı bize bir nevi yol haritası olacak önümüzdeki 2 senelik akış için. Evet 30 Ekim'de e, Mars Akrep Burcu'na geçti ve e, 13 Aralığa kadar da Akrep Burcu'nda ilerleyecek. Mars bizim irademizi nasıl ortaya koyduğumuz, davranışlarımızı e, nasıl ifade ettiğimiz, Hayatla nasıl mücadele ettiğimizi gösteren gezegenimiz ve Mars akrep burcundayken bizim davranışlarımız daha kararlı, net ve hedef odaklı olur. Tutkularımızın peşinden gitmek isteriz. Bir buçuk aydır Mars terazi burcundaydı. Bu geçiş sırasında gökyüzündeki enerji daha çok ilişkiler içinde dengeyi bulmak, uyum sağlamak odaklıydı. Bu yüzden çok fazla da yapmak istediklerimizi hayata geçirememiş olabiliriz. Şimdi Mars'ın Akrep burcu geçişiyle son dönemde yapamadıklarımızı e, hayata geçirebilir, bu alanlarda yeni adımlar atabiliriz. Mars'ın Akrep burcu geçişi siz Başak ve yükselen Başakları daha çok yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde, iletişim faaliyetlerinde, eğitim konularında etkiliyor. Yani almak istediğiniz bir eğitimi bu dönemde, Kasım ayı boyunca almaya başlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir adım atabilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle, kuzenlerinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz bu dönemde. Yalnız risk almaya da yatkın bir doğa olduğu için yeri geldiği zaman gözünü karartan da bir enerjiye sahip olduğu için Mars Akrep atacağınız adımlarda çok riskli durumlara girmemeye dikkat etmek önemli. Daha sonra 5 Kasım'da Venüs yani bizim sevgi ve değer duygumuzu ifade eden gezegenimiz Venüs burç değiştiriyor. Oğlak Burcu'na geçecek. 6 Mart'a kadar da Oğlak Burcu'nda ilerleyecek Venüs. 4 ay sürecek. Bu kadar uzun olmasının sebebi önümüzdeki ay Venüs'ün bir retro yaşayacağı olması. Bu kadar uzun bir geçiş olmasının sebebi de önümüzdeki ay yaşanacak Venüs retrosu. Onu Aralık ayı videomuzda zaten detaylı konuşacağız. Fakat bu dört ay boyunca Venüs Oğlak Burcu'ndayken bizim ilişkilere bakış tarzımız nasıl olacak? Ondan bahsedelim. Daha fazla ilişkileri ciddiye almak, ilişkilerde sorumluluk almak ön planda olacak. Sizler de e, bu anlamda ilişkilerinizde daha stratejik davranmak isteyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Çocuklarınızla olan ilişkilerinizde daha çok sorumluluk almaya eğiliminiz olabilir. Aynı zamanda aşk hayatınızda, flörtlerinizde olaya daha ciddi bakma halleri söz konusu olabilir. Ya olayı biraz daha ciddi bir noktaya taşımak ya da e, Ciddi değerlendirildiği zaman belki bitirme noktasına gelmek e, mümkün olabilir. Yine bu dönemde hobilerinizle daha çok ilgilenebilir, bu alana daha çok yönelebilirsiniz. Ve 5 Kasım'da Akrep burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ayda e, sert açıları olan, etkileri de sert olan bir yeni ay, e, bir takım ani değişimleri e, gündemimize getirecek bir yeni ay. Sizler de daha fazla iletişim konuları üzerinden, yakın çevrenizle geliştirmiş olduğunuz ilişkiler üzerinden etkileneceksiniz bu yeni ay sürecinde. Sizi engelleyen bir takım düşüncelerin farkına varabilirsiniz. Ee, bu dönemde ön yargılı olmamak önemli olacak. Daha evvel tutunduğunuz inançları çok da işe yaramıyorsa ve sizi engellediğini görüyorsanız bırakmanın zamanı gelmiş olabilir bu dönemde. Yakın çevreyle olan ilişkiniz e, üzerinden yaşayacaksınız bu e, olayları zaten e, ve bu süreçte aileyle. Ee, ebeveynlerle birlikte olmak size oldukça destek verecektir. Yeni aydan birkaç gün önce ve sonrasında tansiyon, uyku problemleri yaşanabilir. Ee, üreme organlarıyla ya da sinir sistemiyle ilgili de e, hassasiyetler e, gündeme gelebilir. 6-24 Kasım arasında ise Merkür Akrep burcunda olacak. Mars ve Güneşle birlikte artık 6 Kasım'da da Merkür Akrep burcuna geçiyor ve iletişim şeklimizi e, artık Akrep doğasında yaşamaya başlıyoruz. Bu ne demek? Düşüncelerimiz, fikirlerimiz daha araştırmacı oluyor. Odaklandığımız bir konuda sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Hedeflerimizden sapma, sapm hedeflerimizden sapmıyoruz. E, satır araları bizler için daha önemli oluyor. E, sezgilerimiz e, ön plana çıkıyor. Bu dönemde e, sizin e, zihniniz oldukça aktif olacak. Merkür'ün Akrep geçişinde düşüncelerinize, iletişiminize, iletişim şeklinize daha fazla odaklanıyor olacaksınız. Belki bu alanda kendi düşüncelerinizi, iletişiminizi oldukça sorgulayabilirsiniz. Yakın çevreyle işte yakın arkadaşlar, kardeşler, kuzenler bunlarla olan diyaloglarınızı daha çok irdeleyebileceğiniz zamanlar olacak bunlar. Bu dönemde e, takıntı yapmaya müsaitsiniz çünkü zihin çok aktif mümkün olduğu kadar herhangi bir konuya çok saplanıp kalmamaya, e, takıntından uzaklaşmaya dikkat edilmeli. 10 Kasım civarında gökyüzünde sert bir görünüm var. Sakatlanmalara müsait bir yapı. E, bu anlamda dikkatli olmanız gerekiyor ve e, yine yakın arkadaşlarla ilgili gerginliklerin olabileceği bir süreç. Sözlerin de oldukça yaralayıcı olabildiği günler olduğundan mümkün olduğu kadar fevri olmamaya, sakin kalmaya dikkat edilmeli. 12 Kasım'da ise güzel bir gökyüzü görünümü var. İkili ilişkiler anlamında güzel paylaşımlar yaşayabileceğiniz bir gün 12 Kasım. Aynı zamanda e, iletişim olarak da sizi destekleyen bir gün. O gün kendinizi anlatmak bir sunum yapmak, e, yaratıcı bir faaliyette bulunmak faydalı olabilir. 15, 16, 17 kasımlara baktığımız zaman o günler biraz daha kendi fikirlerinizi ifade ederken özgüvenin çok tavan yaptığı, biraz işin içine kibirin Katıldığı günler olabilir. O yüzden e, bu alanda kendinizi e, belki biraz kontrol etmeye ihtiyacınız olabilir. Yine e, trafikte de temkinli olunması gereken günler 15, 16, 17 Kasım civarı ve 19 Kasım'da Boğa burcunda bir e, ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulması önemli çünkü çok kuvvetli dolunaylardır. Etkileri dolunayların iki hafta e, sürerken e, ay tutulmalarının etkileri bir sonraki ay tutulmasına kadar yani yaklaşık 6 ay boyunca sürer ve biz Mayıs 2020'den beri tutulmaları güneş tutulması olsun ay tutulması olsun yay ikizler burcu da yaşıyoruz yay ikizler burcu aksı dediğimiz bir alanda yaşıyoruz. 2021'in aralığında da son yay tutulması olacak. Ondan sonra boğa akrep aksında olacak bütün tutulmalar bir buçuk sene boyunca. Temmuz 2023'e kadar yani boğa akrep tutulmaları var ve Tutulmalar burç değiştirmeden önce bir önceki tutulmada fragman mahiyetinde gerçekleşirler. İşte bu boğa tutulması da öyle bir tutulma. Bu yüzden Kasım ayında, özellikle Kasım Aralık ayında yaşayacağımız olayların aslında Temmuz 2023'e kadar bize e, neler yaşatılacağını e, görme fırsatımız var. E, daha çok hangi konuların, hangi olayların gündemimizde olacağını fark etme e, imkanımız olacak. Bu tutulmada yine zorlu bir tutulma, zorlu açılar var. E, hem etkili hem de sert bir tutulma, algol dediğimiz bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşiyor. Sizlere daha çok inançlarınızı sorgulatacak bir tutulma olacak. Bu tutulma çalışma arkadaşlarınızla ilgili bir takım gerginlikler yaşamanız bu dönemde söz konusu. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa, yurt dışı ile ilgili ticari konular, hukuki durumlar ya da Akademik süreçler oldukça gündemde olacak bu tutulmayla birlikte. Olaylara çok eleştirel yaklaşmamaya, mümkün olduğu kadar takıntı yapmamaya dikkat edilmesi gereken bir dönem olacak bu tutulma dönemi. Bu tutulmayla birlikte önünüze gelen olaylarda bakış açısını biraz daha esnetebilen, daha yaratıcı düşünenler buradan daha karlı çıkacaklar. Bu süreci çok daha rahat ve verimli geçirecekler diyebiliriz. Bu yüzden karşılaşılan olaylarda direnç göstermek yerine daha alt metni okuyarak biraz daha neyi değiştirmek gerekiyor, neyi esnetmek gerekiyor oraya dikkat etmek gerekiyor. Manipülasyonun da fazla olacağı bir dönem. O yüzden de çevrede kendi menfaatleri için söylenen bir takım sözler, söylemler, davranışlar görebiliriz. Onlara da dikkatli olmak gerekiyor. 19 Kasım tutulmasından sonra 21 Kasım'da bir sert görünüm var. 21 Kasım'da daha çok kendi görüşüne karşı gelindiği zaman tahammülsüzlük hali ya da takıntılı düşünceler sebebiyle gerginlik yaşama ihtimali yüksek. Bu yüzden de bu 21 Kasım civarında Fikir çatışmalarından uzak durmak faydalı olacaktır. 24 Kasım'da ise Merkür Akrep burcundan Yay Burcu'na geçecek ve 13 Aralık'a kadar da Yay Burcu'nda ilerleyecek. Merkür'ün bu geçişiyle birlikte bizim zihnimiz, düşüncemiz, algımız, iletişimimiz daha yay doğasında olacak. Yani daha kendine güvenli, olaylara daha neşeli, sevimli, iyimser bakan bir ruh hali var. E, aynı zamanda... E, hem söylemlerde hem düşüncelerde e, olayları biraz abartmak, fanatikleştirmek de mümkün olabilir. Fikirlerimizi hep karşı tarafa bir ikna etme ihtiyacın içinde olabiliriz. Sizin bu Merkür Yay geçişinden alacağınız etki daha fazla aile yaşantınız üzerinden olacak. Aile içindeki ilişkilere, iletişime biraz daha iyimser yaklaşabilirsiniz. Fakat ev ortamında da sürekli, aile içinde de sürekli birilerini bir fikre ikna etme ihtiyacı anda kendinizi bulabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar aile içinde olayları çok fazla abartmamaya, düşünceleri, söylemleri abartmamaya e, dikkat edilmeli. Ve ayın sonunda 29 Kasım'da e, olumlu bir görünümümüz var. E, bu dönemde yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde uzun süredir yapmak istediğiniz bir şeyi, atmak istediğiniz bir adımı hayata geçirebilirsiniz. İsteklerinizi bu anlamda destekleyen bir görünüm var gökyüzünde. Evet zorlu bir Kasım ayı bizleri bekliyor. Hepimize bu ayın kolaylıkla geçmesini diliyorum ve Aralık ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.